Kaçma Cemule, bağla da çekeyim sen dalını. Ulan inek, sen önce donunun uçkurunu bağla. Kıçında dondurmuyor son günlerde, ne haber? Ağzını topla, iyilik yaramazsa. Avuçların patlayacak çürek çekmekten. Bir laf daha edersen kafanı patlatırım hamşo. Haydi gençler başlayın, haydi gençlik hop hop hop. Yaşamaktan korkmayın, haydi gençlik hop hop hop. Bel vuralım, coşalım, haydi gençlik hop hop hop. Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım. Seslenelim göklere, dağlara, denizlere, yaştaki gençlere, bizden selam sizlere. La 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 la. Durmayın, haydi gençlik hop hop hop. Hep beraber oynayın, haydi gençlik hop hop hop. Arayalım bulalım, haydi gençlik hop hop hop. Dünyanın varlığını kalbimizde duyalım. Seslenelim göklere, dağlara, denizlere, yaştaki gençlere, bizden selam sizlere. La 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 la. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geç kaldın bugün. Deniz vardı, biraz geç kaldım ama balığında en iyisini, en kralını tuttum. Deden olacak o keçi, bizi aç bırak yiyeceğimizi. Bari söyleyeyim de adımıza yiyin. Biraz aç kaldı, zayıfla be Kazım abi ya. Aa bu şişko Kazım'ı doyuramadık gitti. Haklısın be dedeciğim. Boşansın da Semerun'u yazın kerata. Cel değişme şimdi. İç. Salih Bey, bir tarama gönder. Ulan Hıyarto, kalk da al. Dedem uşağın mı senin? Tabii dangalak, gel değişme şimdi. Yahu müşteri biz miyiz, siz misiniz? Hem para öde, hem de karsonluğu yap. Olur mu kaptan? İşine gelirse, başka meyhane çok. Sahildeki Şakir'in meyhanesine gitsene. Aa, kurt denizciler var burada, çültürümüz artar. Kürek devru geçti, teknoloji ilerledi. Motorumla anlaş pamuğu gibi atarım denizi. Az bakalım ha! Ula harbici, daha tüne kadar yanımda miço değil miydin, söylesene! Sağ lafim yok kaptan, hani Cemre ile tartışıyoruz. Motor alacağım diye hava basaydı. Şimdi değil. Motoru alınca konuşacağım seninle. Sen ancak oyuncak motor alırsın Cemule. Öyle olsun. Sen tarama istemiştin değil mi? İstemiştim daha. Al öyleyse. Bu elimde büyük kaçı var. Bunun ne halen soktun Cemule? Ne de içmişsin ya? Aç bakayım ha! ₺14.665. Demek ki... ...11.345 lira eksiğimiz var. Canını da hesap et bari. 14.000'i...
921 günde topladığımıza göre... ...11.793 günde toplamış olduk. Serdettin kendine. Seni dinleyemiyorsun. Denizci etmem seni. Deniz bizim sevdalımız dede. Ya. Babamı aldı koynuna. Aileden kaç kişi? Saymakla bitmez. Denizde doğdum, denizde ölmek nasip olsun. Baban çibitalısın sen. Benim konuşmam halakası. Kafana koyduğunu etup motoru alacaksın sen. Pileyrum. Bir gün seninle kavuşacağız sevgilim. Tarık nerededir? Gelecek efendim. Ulan zırtapoz! Benim torunum diye iltimas yok. Herkes gibi Tarık da tam saatinde iş başı yapacak. Peki. Yarım saate kadar cılmışsa kiçine tekmeyi yapıştırın. Baş... İşte bu kadar. Emredersiniz efendim. Pazartesi Lale, Salı Hale, Çarşamba Aynur, Perşembe Serap, Cuma Mehtap, Cumartesi Neriman, Pazar Şermin ve Asuman. Pazar günü çift çalışıyor Ergele. Bugün neydi yahu? Perşembeymiş. Demek ki Serap da bizimki. Neymiş Serap'ın numarası? 45, 55, 65. Ah bu motora! Dünyanın en meşhur markasıdır. 5,5 beygir gücündedir. Motoru şişmez, az benzin yakar, fiyatı da 25.000 liradır. Bu motor benim olacak arkadaş. İnşallah. Ne yani hırbo, inanmıyor musun? Kızma hemen. 3 senedir aynı lafları duyarım senden. Para biriktiriyoruz. Alacağım senden bu motoru arkadaş, alacağım. Cemule, Cemule! Sen bu çüreklerle Deniz'i yenemezsin. Bak şu motora, sesi omega saati gibi çalışayım. Pestir lan! Sonradan görme hıyarto! İyi ki bir motorun var. Senin gibi güzel bir kıza bu ağza yakışmayın. Birlikte çalışalım. Bak, bir elin nesi var, iki elin sesi var, değil mi? Bir küreğin nesi var, ama iki kürek... Sesi var ya. Kumarda kaybeden aşkta kazanırmış. Madem üstünde para yok, bir bono imzalarsın olur biter. Ne de olsa Mahmut Bey'in torunusun. 100.000 lira nedir ki? İtimadımız sonsuzdur sana. İşte uyudun mu ulan? Dedeciğim mi? Düşünüyordum mu? Acaba fiyatlara zam yapsak mı, yapmasak mı? Sonra acaba yeni bir makine alsak mı, almasak mı? Aferin iti oğlu. Demek aklın fikrin işte. Bu gidişle arabayı alacağım sana. Öyleyse ben arabamı seçeyim ha dedeciğim. Karar vermek zor. Şöyle beni al diyen bir araba yok sizde. Sizin için yaratırım Tarık Bey. Mahmut Bey'in torununa araba beğendiremezsem intihar ederim. Şuna ne dersiniz? Bu mu? Biz sığmayız evet. Ona. Biz kalabalık aileyiz kardeşim. Ya çok halde... doğru, bize şöyle bir aile boyu araba lazım. O halde şunu mutlaka beğeneceksiniz. Ha? Hani? Buyurun. Vay canına! Kubleks kat gibi araba yapmış el oğlu yahu. Yani iki yatak odası ve salon salınacak ağa kısar. Beğendiniz değil mi? Öyle pek idealimdeki araba vay, değil ama... Vay. Bir deneyelim bakalım. Gel.
Bu ne? Kalorifer düğmesi. Bu ne? Otomatik havalandırma. Bu ne bu? Sileceklerin düğmesi. Bu ne bu? Cam otomatiği be! Aha bu ne? Çatmak yeter ulan yeter! Elinizi sürmeyin her şeye! Bozarsınız! Ceremesini ben çekerim sonra! Peki, beğendik bu arabayı. Siz muamelesini hazırlayın, dedem parasını gönderin. Peki Tarık Bey, ben hemen dedenizle görüşüp gerekeni yaparım. Çocuklar, kızlarımızı bu arabaya bir attık mı, gel keyfim gel! Ey yavrum be! Çıl ve balığa çıkma dedi Umza. Bagajlıya durun halini. Mecburdum dede. Bizim sülale kafasına koyduğu şeyi yapar. O motoru alacağım. Avuçlarım patladı küs. Hala inadın inat. İnat değil bu dedeciğim. Bir özlem. Motoru takınca sandalımız bir ceylan gibi sekecek. Dalga mı dayanır buna artık? Sen başta oturmuşsun, ben dümende. Uçuyoruz sanki. Tenizi yutar gibi çiziyoruz. Sigaram fosur fosur dede. Ufak rakımızı da açmışız. Mangalda balık cıvır cıvır. Canlı içmiştim. Rakı bırakmadın ki evde içelim. Yarın. Yarın akşam kana kana içeriz. Akşam ne yapıyorsun sanki? Yarın akşam başka türlü olacak. Çünkü motor parasını tekleştirmenin çaresini buldum. Buldun çareyi söylersen sarhoş olmadığına inanırım dedeciğim. Çünkü motor parası için daha yüzlerce güne ihtiyacımız var. Yo yo. Sadece bir tek gün kaldı. Yarın akşam meyhanede bunun şerefine içeceğiz. Çok esaslı bir çeriz buldum yavrum, meyhaneyi kekalamışım. Bu keriz Osman mı? Evet ya, ne zannettin? Salih dayı, lafını bil. Yaşına hürmet etmesem. Ne yaparsın ulan hırbo? Bir laf et de patlatayım kabağını. Bize tarama getir. Hadi durma, hadi marş marş! Hadi yürü dedim. Niçin sattın burayı dede? Niçin? Senin motorun tünelinde çörmek istiyorum. Dalgalara kafa tutuşunu çörmek istiyorum. Sen de başta oturmuşsun dede. Çigaramda fosur fosur. Balıklarımız da mangalda cızır cızır. Ufaklığımızı da açmışız habele. Gel de içme şimdi! Tarık! Evet? Seyahate çıkacaksın! Avrupa'ya mı? Yok ulan, Anadolu'ya! Ekentelerden 250.000 liralık tahsilat yapacaksın! Hemen yola çıkman lazım! Hem de yeni arabanla. Dedelerin en kralı. Ver şu mübarek elini öpeyim. Çok yaşa. Çok yaşa. Yalnız dikkatli ol, fazla sürat yapmayacaksın. Emret dedeciğim, 180'den hızlı gitmem namussuzum. Gel seni öpeyim. Hadi bakalım, çule çule. Alo? Ulan inekler müjde. Dedem arabayı çekti altıma. Kafe Molla'da bekleyin. İki tur atıp hava basarız kızlara.
Bana bak. Ha? Nerede kaldı bu hıyar yahu? Bana kalırsa o günkü arabayı dedesi almamıştı. Yahu, ister misin Tarık şimdi şahane bir Osmobil'le çıksın gelsin, ha? Vallahi sığmayız. Ha? Kızlarımızla kucak kucağa otursak daha samimi olur. Ha. İnek Tarık. Bir de dedem çok cimridir diyordu. Bana kalırsa Tarık, göreceksin bak, Lincoln Comet'le gelecektir. Yok ya, Maskenk olduğunu iddiaya girerim. Var mısın ha? BMW 2002'dir mutlaka. Bari araba toto oynayalım. Kazanan öne binsin, ha? Ben arkayı daha çok severim. Telle çezerim. Tehlikesi yoktur bunun. Şuraya bak! Dedemin bana münasip gördüğü araba. Kesin şamatayı da bilin be, hadi! Hey, sen arkayı seversin! Tehlikesizdir! Geç bakalım! Köpeği! Ne yaptı bu adam Cabbar abi? Borcunu 20 dakika geç ödedi. Dayağı hak etmiş uyuz. İnsan borcuna sadık olmalı. Sizleri buraya kadar yorduğum için kusuruma bakmayın, senedin günü geldi. Beni özel tarifeye mecbur etmeyeceğini umarım. Özel tarife nedir? Mezar! Seni hiç unutmayacağım Tarık. Mezarına her gün taze güller bırakacağız. Ya aklıma parlak bir fikir geldi. Sen yarın para toplamaya gidiyor musun? Evet, 250 bin lira. Tamam. Soyulduğunu farz et. Olur mu ulan? Dedem yutar mı bu dolmayı? Soyguncular olursa yutar. Ha, anladım. Soyguncu kiralayacağız. %20 teklif ederiz, olur biter. Ben komisyon vermem arkadaş. Yok be, soyguncular enayi mi? Benim tanıdıklarım enayi. Aa, kim bunlar? Siz, ikiniz. İkimiz mi? Motor nerede, motor? Sinirlenmeyin efendim. Motor nerede arkadaş, nerede? Dün sattım. Ulan hamşo, hani bize söz vermiştin? Sinirlenmeyin Cemile Hanım. Parayı veren düdüğü çalar. Sen düdüğün dikkat alasısın İnek! Dur, bırakın! Boşuna sinirlenme! Bu adamın sattığı maldan zaten hayırcı olmaz. İstanbul'dan en kiralını alırsın. Kimse hamsi ekmeğinin altında 25 bin pankonotun kuzu kuzu yattığını anlayamaz. Anlasalar meyazlar ki, benim Cemulam adama para kaptırır mı hiç? Evelallah! Vakit geldi dede. Canım, öpeyim. Kendine iyi bak. Ayrılık konuma, canlıyız mı şimdi? Yolun açık olsun. Fazla içme sakın ha!
250.000 ama. Yavrum. Soyun beni artık. Ya fena bir şey kokuyor. Ayaklarını yıka deve. Hadi be sen de. Saatlerinizi ayarlayın develer. Gece saat tam 8'de lokantadayım. Anlaşıldı mı? Tamam. Ah, biçimini sevsinler senin hamsi ekmeği. Hay Allah! Hey kaptan, ne oluyor be? Arıza var arabada, gidemeyiz artık. Ulan palavraya gelince üstünüze yok. Hani bunun konforu, emniyetli yolculuğu? Kul yapısı bu abla, bozuldu işte. Ben anlamam. Biletim İstanbul'a kadardı. Bir bakayım. Bize bisiklet düştü galiba. İstanbul! İstanbul! Ulan Allahsız, dursana! Kendini bir matah mı sandın ne? Yuu, zibidi! Oğlum Tarık, saksıyı çalıştır. Soygun sırasında yanında bir şahit olmalı. Yuu, kereviz! İnşallah lastiğin patlar he mi? Merhaba! Merhaba! Sana beddua etmiştim ama geri aldım. Ne tarafa? İstanbul! Hadi atla! Kardeşim, başka araba bulamadın mı? İçi çok rahatsız bunun, mezar gibi! Beğenmediysen in aşağı! İdare ederiz! Denize düşen yılana sarılırmış! Yani yılan ben miyim? Aa, haşa! Sözüm meclisten dışarı. Pek, pek. Şoför lafa tutma. Ay, sen kendini şoför mü sanıyorsun? Bisiklet kullanana şoför denmez. Benim kullandığım bisiklet değil. Triporter. Üç tekerlekli vasıta. Yani bisikletin ağababası. Pek, pek. Öyle olsun. Lafa tutma beni. Aramızda yumurta gibi çocuk. Allah sahibine bağışlasın. Biraz sıska ama bunu hamsiyle besleyeceksin. O zaman adama benzer. Fıstık gibi kız. Bunu giydirip süsleyeceksin. Cümle sosyete kızları hasetlerinden çatlayacaklar. Zavallı, biraz sonra başına geleceklerden habersiz. Soygunda altını ıslatmazsa iyi. Atışmak gibi olmasın ama şu çantanı arkaya atıversene. Kızım, o çantanın içinde 250.000 lira var. İnanmıyorsan aç da bak. Para! Şimdi kapa çeneni. Kokuş balık kokuyor bu yahut. İlaç niyetine ye şu hamsi ekmeğini. Gözlere kuvvet verir. Yolumuz çok uzun da annem helal. Yemem yahut, çek şunu. Ye. Ye, bayılacaksın ama ye. Alsın, burnumun dibinden çekmezsen bayılacağım. Çek.
İşte burnundan çektim, ağzına götürdüm. Ye ye! Şu talihime bak be! İnsaniyetlik yapalım dedik, başımıza bela aldık. Bu numarayı bir Amerikan filminde görmüştüm. Hazır ol! Harekat başlıyor! Ya başlıyor ama sonunda deliğe tıkılmak da var. Cambar tarafından mezara tıkılmaktan iyidir herhalde. Ya haklısın. Hadi saatini hazırla. Saatim? Bir saat sonra harekete geçiyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Evet, hadi. Hadi. Yolumuza devam edelim ya. Yemek yemenin sırası mı şimdi? Açayı oynamaz. Zıkkım lan öyleyse. Ne yapalım? Öyle olsun. Hoş geldiniz. Manyak mısın ulan? 250.000 kibrit çöpü gibi atılır mı? Bende 25.000 var, gözümden sakınıyorum. 25.000 hamsı mı? Has! Has para! Ulan oğlum salak mısın nesin? Çantana sahip olsana be! Buyurun efendim. Beyaz peynir, kavun, sonra bir duble rakı, çabuk! Şimdi bey! Bu mu yemek lan? Hem içki içmesen, araba kullanacaksın. Sen beni düşünme! Seni niye düşüneyim? Kendi canımı düşünüyorum. Ben senin şoförün müyüm be? Çattık belaya ya! Buyurun efendim! Has ekmek! Al şunu! Soygun tırnak makasıyla yapılmaz! Allah nerede kan akmasa bari! Ulan inek tabancalarımız sahte, karşımıza çıkanların kanını akıtmaz, al hadi! Biliyorum, ama ben sana kendi kanımızdan bahsediyorum! Sahi be! Vazgeçelim mi? O zaman da Tarık bizim kanımızı akıtır! Doğru, başka çaremiz yok, ne yapalım? Amma da nane mollasın be! Bir kadeh rakıyı bitiremedin, yuh! Kızım, buna aslan sütü derler. İki damla içtin mi, feneri şaşırırsın. Kastır lan! Has rakı! Helal yukarı! Ciddi de planlanmış bir soygun demek! Kım da bak! Bağırma lan! Sağır değilin! Kızma abla! Alt tarafı bir ekmek parası için soygun yapıyoruz. Şimdi herkes parasını ve eşyalarını masanın üstüne koysun. Anlaşıldı mı? Evet. Karıştırma, karıştırma oranı. Bir numara yapanın gözünün yaşına bakmayacağız. Şişt, ulan bir şeyler yapsana. Mangırları yiyecekler. Şişt, sesini. Bunlar zevk için adam öldürürler ha. Burada bir. Tanıyor musun oğlum onları? Aman ne komi, can ciğer arkadaşlarım! Nereden tanırım ben? Al bakayım! Sesi falsolu! Ha? Al bakayım! 5 dakikada ileri! Nasıl olur abi? Tam 2000 lira verdim o saate! Kazıklamışlar seni! Al geri ver! Çabuk dikil paraları! Hadi dikil diyorum, sökün! Ulan utanmıyor musun? 40 liraya yola çıkmaya utanmıyor musun sen? Abi ne bileyim ben sizin geleceğinizi? Gel kaçın! Bir daha fazla para bulundur yanında. Peki. Terbiyesiz. Olur abi. Nerede? Soyulacak adamlar nerede? Göremiyorum. Bu ne pislik? Bu ne pislik? Masalar tozlu, tabaklar yağlı. Ceza olarak 2 onluk vereceksin. Peki abi şimdi çabuk. Bir, iki, üstü kalsın. Bereket versin. Çeneyi bırakalım beyler. Herkesin işi var, gücü var değil mi ya? Parayı aldınızsa çekin cüzdanı gidin! Hadi. Domuzdan yana mısın lan? Neredeyse paraları bayram şekeri gibi ikram edeceksin!
hani yok mu başka bana soğan, yok mu başka bana soğan? Gel abi. Geldim, geldim. Buradayım, tut beni. Ölmek istemiyorsan çabuk paraları cık, çabuk! Bende para yok. Numara yapma inek, suratından belli. Sende en az 250.000 pangonot var. Test! O kadar para bu kansızda ne arasın? Suratından belli. Ya adamın yüzü banka cüzdanı mı be? Boşuna uğraşma. Bunlar usta soyguncu. Çantada 250.000 olduğunu anladılar. Çüş ayı! Bari elinle ikram et paraları. Ver şunu, ver şunu! Bırak! Kız dursana, yiyeceksin kursunu şimdi ya! Ulan komşu, beni değil, hırsızı tutsana be! Kahretsin. Beğendin mi lan yaptığını? Ne var ulan? Çantayı kurtardık ya işte. Uy Allah'ım be. Çantam! Benim paraları yürüttüler. Kaçmayın ulan! Kaçmayın! Durun ulan! Kaçmayın dedim! Ben adamın anasının elinde kına yakarım be! Benim paramı almak, anama sövmek demektir lan! Kaçmayın be inekler! Sıçtığınız yere kadar kovalamazsam bana da Cemile demesinler ulan! Demezlerse demesinler, yeter artık! Yeter artık be! Zaten her şeyi berbat ettim! Ulan zırtapoz, paralarını kurtardık, fena mı ettik? Şimdi sıra benim paralarda! Hadi yürü, takip edelim arabaya, hadi! Bin, bin, çabuk ol, hadi! Ayo, sakin ol! Acele işe şeytan karışır! Allah'ından bul! Yürüsün ulan, yürü, yürü arabaya dedim! Gel! Ne soygundu be! Ne biçim kızdı o be! Bacağımı bir ısırdı, parça koptu sandım! Boş ver, başardık ya! Başardık ama çok terledik! Ulan senin teninde ölmüş balık gibi kokuyor ben. Ayaklarını yıka inek. Ne? Çoraplarını havalandır öyleyse. Şaşkaloz Cemile. Her pantolonlu erkek mi sandın? Ağzı süt kokanları adamdan mı saydın be? Ciğerim yanıyor. Gitti ya, gitti paracıklarım. Ay. Kes sesini be. Dua et ki ırzı namusun kurtuldu. Sen dua et mahallebici. Ben ırzımı korurdum. Ama seni bilmem. Ağzını topla, lafını bil. Bastır lan! Atışma köpek gibi olmasın ama ben kokunun nereden geldiğini anladım. Çantadan geliyor. Ulan salatalık! Hiç para kokar mı be? Haram para kokar. İnek! Doğru be! Ama nasıl aldık paraları? Tiryandan kıl çeker gibi. Daha işimiz bitmedi. Şimdi gazeteci pozunda Tarık'ın dedesine soygunu haber vereceğiz. Ulan yürüsene be! Topukla şunu be kardeşim! Bayram sıpası gibi salınıp durmasana! İşine gelirse sürat felakettir. Acele giden, ecele gider. Allah'ım yarabbim! Tez vakitte gidersin inşallah! Ulan gazlasana şunu! Bu kadar kardeşim, istersen in kovala herifleri! Kovalayacağım elbette! Azrail'den kurtulurlar ama benden kurtulamazlar! Ne? Tarık'ı soydular mı? Bırakın şakayı! Siz kimsiniz? Biz gazeteciyiz Mahmut Bey! Maalesef torununuzu muz gibi soydular! Kusura bakmayın ama kabahat sizin. Tarık gibi salağın tekine 250.000 pangonot teslim edilir mi? Beni işletiyorsunuz, duman ederim sizi. Madem soyguna şahit oldunuz, neden müdahale etmediniz? Enayi olduğumuzu kim söyledi size? Sabırlı olun,
sevgili torununuz size geniş bilgi verecektir. Şimdi başınızın üstüne buz koyup bekleyin Mahmut Bey. Ve 250 binin üstüne bir bardak soğuk su için. Demek kahramanca çarpmıştım. Gel alnından öpeyim seni. Bizim 25 bin toz oldu ama. Ne? Bu hamşonun sayesinde. Haydutları görünce altını ıslattı. Ne? Ya olsun sana? Benim torunum böyle mi olmalıydı? Ama dedeciğim mi? Hastır oradan deve! Senin dilin kuvvetli, bileğin hava gazı. İnek. Ağzına sağlık kızım. Seni yetiştirenler helal olsun. Tıraşı bırak amca bey. 250 binin kurtuldu, keyfin gıcır. Bizim içimiz kan ağlıyor. Üzülme kızım. Senin zararın benden. Bütün paranı ben vereceğim. Sadaka istemem. Bana yardım etmek istiyorsan bir tabanca vereceksin. He! Ne edeceksin tabancayı? O itleri yakalayınca vuracağım. Helal olsun. Verdim ciddi tabancayı. Üç kara ayarladım. Yorgunluk çıkartmak için ustacığım. Tadı damağımda kaldı. Yeni bir soyguna ne dersin patron? Ya sen buna ne dersin? Ulan nankör! Kelle koltukta 250 bini kaldırdık. Böyle mi teşekkür edilir? 250 bin değil, 25 bin! Ve bir porsiyon hamsi ekmeği yürüttünüz, hıyar herifler! Daha ilk soygunumuz, ufak tefek hatalar olur ustacığım. Boş verin yahu! 25 bin fena para sayılmaz. Bu parayı o Laz kızına iade edeceğim. Canımı kurtarmak için tabii. Ne diyor bu ya? Senin günahını almışım koçum. Borcunu vermeyeceksin sanmıştım. Özür dilerim. Ne kadar var burada? 25 bin. Güzel. Ama bu para benim değil. Bir taksidi aldık. Gerisini iki gün sonra isterim. İyi günler çocuklar. İyi günler. Demek sana aldığım elbiseyi beğendin kızım. Çok teşekkür ederim efendim. Param buluncaya kadar bizde kalırsın. Ben de senin deden sayılırım ha? Sağ olun. Hadi bakalım, şimdi senin şu atış talimine başlayalım. At bakalım. Çek şu oyuncağı da dinle beni. 7 kişiydiler. 3'ünü komaya soktum, 4'ü ağır yaralandı. Ama maalesef çantanı boş getirdim. Benim paramı almak anama sövmek demek. Yaşatmam onları. Dedeciğim, şu zavallı kız o haydutlara tek başına ne yapabilir? İşte bunu. Mezarlarınızı ve kefen bezlerinizi tedarik edin. Cemile parasını yürütenleri temizleyecek. Ayvayı yedik desene! Kızı korkutup kaçırsak? Kim yapacak bu işi? Tam bana göre bir iş. Kemal açsın kapıyı. Hadi yürü. Açsın. İyi kapı açar o. Ayağıma kramp girdi. Tarık açsın. Bana da girdi. Cabbar'a bir tokat borcum vardı. Şimdi öderim. Hoş geldin. Korkuma yetiştim. Yoksa bunlar mı? Kımıldamayın lan! Ay! Ya onlar benim arkadaşlarım be! Ben de soyguncuları buldun sanmıştım. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Seni düşünen kim lan?
Ben paralarımın peşindeyim. Hanımefendi, sizin paraların nasıl deve olduğunu anlasam şaşarsınız. Tarık anlattı da oradan biliyoruz. Üzüldün. Çok tuhaf. Sesiniz yabancı gelmedi bana. Efendim, bu ses bizim asıl sesimiz değil. Asıl sesimiz başka türlüdür. Bak, şu kıza bana göz ediyor anne. Bak, şu kıza bana göz ediyor anne. Anne. Kesin lan, kesin be! Cemile'ye söz verdim, parasını bulacağım. İpucu var mı? Evet. Bela Osman adlı kanlı bir katille buluşacağım. Hayır, buluşmayacaksın, otur. Ben tek başıma giderim. Bela Osman sen misin? Benim. Sen de Cemile misin? Evet. Çök oraya, çök. Buradan gideceksin. Paramı almadan gitmem. Paranı deve yaptılar. Ben de onları ceset yaparım. Çocuksun sen. Daha iki gün evvel 5 kişiyi kuşbaşı doğradın. Yuuu! Kasap mısın ulan? Harcatma kendini. Pılını fırtını topla gazla yoksa... Yoksa ne olur ulan teres! Yoksa kıyma yaparım lan seni. Asla lan. Fight! Nasıl girmiş yahu? Dua et ki şişe kırılmış. Ya olduğu gibi girseydi? İşte o zaman mırmıre olurdu kardeşimiz. Allah'ınızdan bulun! Cemile'nin hışmını uğrayın inşallah! Kız vurmayacak bizi. Bizi değil inekler, soygunları. Nasıl yani? Çok basit. Nasıl düşünemedim ben bunu? Evet... Cemile intikamını alacak ve buradan gidecek. Dinleyin beni. Buyur kahpe kemuk, göster kendini, mahcup etme penu. Aaa, olmaz! Sen zar tutuyorsun ama ya, olmaz. Peki efendim, atarız onu baştan. Hadi. Uy, gene cele geldi. Gele! Düşeş! 2 Mars 1 ter. Geçmiş olsun. Bana bak kız. Sen benden de yamansın. Kimden öğrendin bunu? Dedemden. Kim bilir nasıl bekliyordur beni. Motorumla gezdirecektim dedemi. Yapacaksın dediklerini. Merhabalar. Bir haber var mı? Acele etme. Biliyorum çok üzülüyorsun. Ama ben söz verdim mi yaparım. Öyle dur. Bu çiçekleri sana getirdim. Bu akşam yemeğe götüreceğim seni. Bu hıyar durup dururken niye çiçek verdi bana? Ha bu benim iti oluyu torun sana çarpık dur. Bacaklarına fena bakay. Bakay böyle benim torun. Ne? Vay ırz düşmanı vay! Ben onun ağzını s... Hadi ciddiyim. Bir ipucu bulursun. Bir çiçek gibisin. Bu canavar şehirde solup gitmene gönlüm razı olmuyor. Beni solduracak adamın alnını karışlarım. Yazık değil mi sana? Paran uğruna hapishanelerde çürüyeceksin.
Ben her şeyi göze aldım. Yeter ki onları bulayım. Çok güzelsin. Keşke bu şartlar altında tanışmasaydık. Tanışmasaydık ne yazardı ki? Sen zengin bir şehir çocuğu, bense bir taşralıyım. Bu olayların içine düşmeseydik, belki de başka türlü olurdu. Nasıl yani? Seni sevebilirdim. Bu hırçın ve anlamsız hayatımdan vazgeçebilirdim. Dedemin istediği gibi bir insan olabilirdim. İyi geceler Tarık Bey. Sizi rahatsız etmedim ya. Yok, ne münasebetti, şeref verdiniz. Gözlerimiz yolda, fakirhaneye sizi bekliyoruz hep. Şey, bir türlü yolum düşmedi sizin tarafa. Ama bana söz vermişsiniz. Sözüm sözdür benim, ilk fırsatta geleceğim. Hanımefendiyle tanışabilir miyim? Tabii tabii. Cemile, Cabbar Bey. İstanbul benden sorulur güzelim. Emrine amadeyim. Arkadaş, bu şehir senden sorulursa benim 25.000'i deve yapanları bul. Buyurun kartımı. Ziyaret edin, derdinizi açın, hemen işinizi hallederim. Hay Allah senden razı olsun, gelirim. Bana müsaade güzelim. Bekleyeceğim. Sizi de bekliyorum Tarık Bey. Ne oldu sana ya? Birden altını ıslattın sanki. Bilmezsin sen bu adamı. Sahtekarın belanın tekidir. Öyleyse işin ne onunla? İşim mi? Aman çaktırma. Neyi? Atlattık. Kim o ulan? Hayal mi görüyorsun sen? Kızım bunlar budak değil, göz. Takip edelim. Peki. Biz buraya neden geldik? Söyle bakayım. Hiçbir şey anlamadım. Emniyetli olduğu için. Emniyetliymiş. Kımıldamayın! Parmağını oynatanı vururum. Aman Cemile, bu heriflerin şakası yoktur. Ulan senin gibi hırbonun lafına inanıp silahımı almadım. Kesin! Kaşındınız siz. Kara ölüm çetesini takip etmek, ölmek demektir. Paramı afiyetle yedik. Benim param adamın kursağında kalır hamşolar. Tutma beni ulan, tutma! Hayır, tutma. Dur Cemile, dur! Arkama saklan. Bu heriflere erkekliğimi göstermenin zamanı geldi. Dur ulan, yakarım yok. Bir dakika, bana bırak onu. Ay, düştüm. Ben alayım. Müsaade.
müsaade et, kavga bir şeyle bitireceğim onu. Teşekkürler. Gel buraya. Hayata doyamadan gideceksin arkadaş. Kurtar beni Cemile! Kurtar! Ay 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 ay! Ah! Ah anam yandım! Dur! Ah! Gözlüğümü çıkarayım, çok fenayım! Son kafamı dağıttım! Elveda! Ay! Bana ne oldu? Of! Ay! Ah! Başım! Kıçımdan ne istiyorlar? Ne yaptın Cemile? Hayatını kurtardık ya! Hadi kaçalım buradan, yürü! Dur, dur yüzlerine bakalım, kimmiş bu eşkıyalar? Ne yapıyorsun? Dur. Parmak izi bırakmamalıyız! Hadi! Yürü! Yürü bakayım! Yürü, yürü! İşte biletin. Hiç durma artık. Ben cesetleri ayarlarım. Bu iyiliği yapacağım sana. Çünkü iyi bir kızsın. Sen de iyi bir çocuksun. Benim için başını derde soktun. Boş ver. Bütün düşüncem senin kurtulman. İntikamını da almış oldum. Paralarımı alamadım ama. Para nedir ki Cemile? Elinin kiri. Hadi vedalaşalım artık. Otobüsün kalkıyor. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Cemile, yürü! Niye kan akmadın? Hey, kaptan! İnecek var! Eşsiz dehanın şerefine! Birazcık zekiyimdir! Yüzüne bakan aptal sanır ama neyse. Boş ver, ne yutturduk ama enayiye değil mi? Köyün yolunu tutmuştum bile. Biz de iyi rol yaptık doğrusu. Zavallı Cemile, kendini katil sanıyor şimdi. Ne doğru başına kızı. Bizim gibi uyanıklarla baş edebilir mi? Şimdi otobüste ne vicdan azabı çekiyordur kim bilir. Oh be, kurtuldum. Şimdi rahat rahat işimize bakarız. Ben gargara etmeden yuttum. Uy anasını, bu şeytanlığı neden ettiler sana? Burunlarından fitil fitil getireceğim. Cemile? Cemile teslim olmaya çalmıştır. Ne? Teslim mi? Niye? Şey yani, o katil değil ki. Vurduğun adamlar ölmemiş, korkudan bayılmışlar. Ya, çok sevindim. Ama bu sefer onları kendi tabancamla vuracağım. Tabii, ben bulurum, sen vurursun. Zahmet etme. Biraz da arkadaşın İlhan yardım etsin bana. Çok akıllı bir çocuğa benziyor. Paranı bulmana yardım edeceğim. Senin gibi güçlü bir erkeğe inanıyorum. Aramızda kalsın bu. Aramızda kalacak. Thank you.
kalacak değil mi? Aramızda kalacak Cemile. Arkadaşlarım arasında zekam ve fiziğimle sivrilmiş bir delikanlıyım ben. Ayrıca kadınları baştan çıkartan bir havan var. Yok ya. Eminim benim 25 bin liramı da bulacak. Bulacağım. Al, bu senin. Benden sana. Küpeni midemin içinde saklayacağım. Şimdi söyle bakayım, nasıl, yakışıklı mıyım bari? Hangi artiste benziyorum? Sulak yerde yetişmiş bir hıyara benziyorsun. Kıskanç köpek, kıskanç! Allah'ım yeter ulan, cabbar anamızı ağlatacak diyorum, hala keyfinizdesiniz be! Bizim keyfimize karışma! hadi eyvallah! Hey, şunlara bak, nereye gidiyorsunuz be? Evet, soyguncular üç kişiymiş. Ama iki kişiydiler. Üçüncü elebaşlarıymış. Kim? Söyle. Tanımıyorum. Henüz tespit edemedim. Her şey için çok teşekkür ederim. Cemile! Çöl kızı Cemile, benimle evlenir misin? Aa, çok heyecanlandım. Cevap veremem. Demiş. Reislerinin kumar borcu için soygunu yapmışlar. Reisleri kimmiş? Hıyarın biri. Onu bulup senin huzurunda salataya doğrayacağım. Göreceksin. Çünkü aklımı başımdan aldın. Beni baştan aşağı mest ettin. Sana aşık oldum. Benimle evlenir misin? Hatta! Bana biraz zaman tanı lütfen. Uy benim akıllı kızım, bu işin hakkından kel olacaksın. Evelallah Mahmut amca. İyi akşamlar. Hoş gelmişsin, buyur otur da. Teşekkür ederim efendim. Merhabalar. Sen de hoş gelmişsin. Nedir, hayırdır inşallah? Mahmut amca, burası çok kalabalık. Özel konuşmak istiyorum. Şunun yediği naneye bak. Aramızda yabancı mı var ki? Aklına gelin mi? Rahat konuş bakalım. Efendim, ben Allah'ın emri peygamberin kavliyle Cemile Hanım'ı istiyorum. Ulan sıranı bil, davar. Ben senden çok daha önce geldim. Kararı Cemile verecek. Ve sen madara olacaksın. Hangimizin madara olacağı belli olmaz. Aşk bu, aşk. Sen aşktan ne anlarsın? Uy, hemsi kafalılar. Bir kız iki kişiyle evlenebilir miymiş hiç? Doğru. Doğruysa sen çekil aradan. Bu işi aramızda bitirelim. Nasıl? Düelloyla. Tamam. Sevgiler, saygılar.
Olmaz, olmaz efendim! Kududun mu ki? Ne ediyorsun? Dedeciğim, bu kızın arkadaşlarımla gırgır geçmesine müsaade edemem. Ben onlara kardeş gözüyle baktım. Çünkü benim gönlüm... Ateş bacayı sarmış. Ne bacası? Taka bacası. Lakırda kafalı. Anlama evlisi. Cemile sana aşık. Ayakta kalan kızı alacak, o kadar. Harcatma kendini, çekil aradan. Asla! Günah benden gitti, başla! Bir, iki, üç! Paramın kokusunu aldım, motoru alıp geleceğim. Osman seninle gırgır geçiyor ama... O Hıyarto'ya söyle, gelince meyanesini başına yıkıp... Getireceğim motoru onun kıçına so... Seni çok çok öperim dedeciğim. Patlama be! Gir bakalım. Şimdi, bizim salakların hayatı tehlikede. Birbirlerini öldürecekler. Onları ancak sen kurtarabilirsin. Yetişelim öyleyse. Bizi affet Cemile. Sana haksızlık ettik. Çocuk çocuklarınızla... Senin paranı cazlar. Susun be, zırtapozlar. Cemile, canımız feda. Sağ olun. Ben de birer abi gibi seveceğim sizi. Biz de kardeş gibi. Vur. Vur. Berabere kaldık yerizler. Şimdi tek başıma paranı bulacağım Cemile. Ulan hırbo, sen önce kendini bul. Kaybolmuş gitmişsin yalan dolan dünyasında. Ben başımın çaresine bakarım. Gitti, gitti, gitti Cemile'm. Laf dinletemedim. Cabbar itinin yanına gitti. Güya o ayı Cemile'ye yardım edecekmiş. Kuzucuğum kurdun ağına düştü. Sebep olanlar Allah'ından bulsun, Allah'ından! Sürüm sürüm sürünsünler, et yüzü görmeyip kemik yalasın karşı! Amin! Otobüs altında parçalansın! Amin! Yağlı kurşunlara gelsinler! Tırnak düşün! Bizi affeder misin bilmiyorum de... Ama sana her şeyi anlatacağım. Cemile'nin parasını biz aldık. Biliyorum da... Attığınız kasıkların farkındayım. Vicdanının sesini duyasın diye bekledim. Şimdi adam olacaksın Tarık. Cabbara kumar borcum vardı. Onu da biliyorum. Hacan şimdi hem kumar borcunu ödeyeceksin... ...hem de Cemile'yi bana getireceksin. Getireceğim. Dahası var. Cemile gelinim olursa... ...sen de her şeyimin sahibi olacaksın. Söz mü? Söz! Güzel gözleriniz bir erkeği öldürmek için en güçlü silahtır. Tahkikatına göre reis kumar borcu için soygun yapmış. Tarık gibi mesela. Bana 75.000 lira borcu var. 100.000'di, 25.000'i zorla aldım. 75.000 mi? Ben gideyim artık. Acelenizle prensesim. Oyun salonumu şereflendirmenizi rica ediyorum. Tarık 100.000'i barbutta kaybetmişti. Barbutta mı? Evet. Yanımda param olsaydı ben de şansımı denemek isterdim.
Buyurun prensesim, borcunuz olsun. Kusura bakma abla. Ne oluyor, sövüşleniyor muyum? Cemile, seni sevdiğim için itiraf ediyorum. Suçlu benim, affet. Al, bu da kumar borcu. Hadi gidelim. Ver. Misafirimi masadan kaldıramazsın. Masaya oturan kumarı oynar, oynayan da oyunu yarıda bırakamaz, tamam mı? Zorla mı oynatacaksın be? Benim yerime sen oyna. Ben makyajımı düzelteyim. Hadi Aziz, Tarık abi. Aslanım benim. At, hadi, at. Hadi. Hadi, 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 hadi. Salla, salla. Merhaba koçum. Merhaba. Canım sıkıldı içeride. Oyalanmak istiyorum. Yabancı değilim ben. Bu ne? Bir numaralı masanın düğmesi. Bu ne? İki nolu masanın. Bu? Üç nolu masanın. Tarık kerizi oynuyor orada. Her zaman böyle keseri sıyarı. Geçen defa da 100.000 kağıdını doğramıştım. Aman ne güzel. Bununla oyunu idare ederiz. Düğmeyi çevirince iyi zar gelir. Peki bu ne aslanım? Oy, tabanca. Aferin, bildin. Oh. Bana şans getirdin. Bu paralar senin. Sadece 25.000'i benim. Gerisi senin akılsız herif. Hadi gelin. Hadi, hadi. Buradan gidemezsiniz. O senin yüzünü kuruntun. Ayı. Yollar mısınız? Motorunuzu hemen yollarız efendim. Buyurun maksadınız. Sağ olun. Seninle hayatımız değişti Cemile. Bir başka dünya kurduk. Güzel, tertemiz. Burada kalmanı istiyorum. Emreder gibi konuşma. Hıyar. Ağzındaki baklayı çıkar. Benimle evlenir misin? Kendini ateşe attığını hatırlatırım. Alıştım bu ateşe. Seni ilk gördüğüm gün beni yakmıştın çünkü. Uy, ateş bacayı sarmamış, yakmış. Ha bana da sözümde durmak düşer. Malım mülküm artık senindir tabii. Şimdi anladım maksadını. Demek pazarlık etmişsin dedenle. Canım hayır, yani şey... Lafım bitmedi daha. Son sözüm... Evet. İşte bu! Dön bakayım. Ha bu da benden. Öküz trene bakar gibi bakarsın. Bir şeyler etsin, eşim öyle şey. Sayın yolcularımız... Otobüsümüz arıza yapmış bulunmaktadır. Tamiri de uzun sürecektir.
talihim hiç değişmemiş. Bu defa da şansımıza gaz tenekesi düştü. Gelmiyorsan hadi eyvallah. Aa, yoo! Dur, bir şey hatırladım. Geliyorum. Yemek zamanı. Benim karnım tok. Ben kendi karnımdan bahsettim. Yolcu yolunda gerek. Doğru. Buyurun. Hayırdır inşallah. Her şey eskisi gibi oluyor ya. İçki içmesen daha iyi olur yani. Araba kullanacaksın. Yahu ben senin şoförün müyüm? Yarım şişe rakıyı bitiremedim. Kızım buna aslan sütü derler. Bir damla içsen feleğini şaşırırsın. Gel de içme. Sakın yoruldan bir! Çalışalım yeni soruldur. Evet! Olduğun yerde dur! Dur! Ben arkamı da görüyorum. Kımıldadığın gibi gel bana. Kıpırdasana biraz. Kim kımıldadı? Dur! Biri kımıldadı gibi geldi bana. Sen neyin ediyordun, hanginizdi? Seni götürmeye geldim. Zorla mı? Evet, zorla. O tarafa. Hadi. Yavaş gel ahbap. Ben yanındaki kadını başkasına yedirmem. Sakın kimsin? Bas git lan! Sen engel misin? İkimiz birlikte. Yürü. Ulan menfaat çeynek! Bırak beni, bırak! Angırları için beni istiyorsun, bırak beni, bırak! Oynama be, konuşma! Oynama yok! Engel olan yok mu? Dedemden tekmeyi yedim. Gene ne yaptın ki? Servetini idare etmem için verdiği vekaletnameyi yırtıverdim. İyi mi? Hadi bakalım. İş arıyorum, sizin oralarda bulabilir miyim? Ne duruyoruz? Marş marş! İstikamet bizim köy, hadi! Haydi gençlerim, haydi gençlik hop hop hop. Yaşamaktan korkmayın, haydi gençlik hop hop hop. Gel vuralım, coşalım, haydi gençlik hop hop hop. Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım. Seslenelim göklere.